Kredi kartı da değil be bu. Maaş kartını kullanırım. Başka da kartım yok zaten, bilmem de. Kredi kartı 6-7 senedir kullanmıyorum. Ben genelde kredi kartı kullanıyorum. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. Evet. Neden peki? Emekli adamım ben, öderim, ödeyemem. Ne gerek var ya? Marketlerde alışveriş yaparken kredi kartı mı yoksa nakit mi kullanıyorsunuz? Kredi kartı kullanıyoruz genelde. Daha kolay oluyor. Yani cebimizde para taşımak ağırlık yapıyor biraz ve kalabalık oluyor artık. Enflasyondan dolayı para değer kaybettiği için. Ondan dolayı kredi kartı kullanıyoruz. Hızlı ve pratik çözüm. Kredi kartı kullanımının olumsuzlukları neler sizce? Harcamaları fazla yapıyoruz genelde. Bilinçsiz tüketimi sağlıyoruz. Ondan dolayı olumsuzluk bu. Yani cebimizden para çıkmadığını düşünüyoruz ama öderken ay sonunda bunu görmüş oluyoruz. Nakit kullanımın olumlu yönleri neler sizce? Nakit kullanımda hani ihtiyacımız olan bir şeyi alıyoruz veya bugün 200 lira vermek insanın zoruna gidiyor nakit verirken, ama kredi kartından geç direkt trink çekim olduğunda zoruna gitmiyor yani bu. Kredi kartı kullanımını limit kısıtlaması gelecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence gelmeli diye düşünüyorum. Ben şu an kendim 5.000 liralık bir kredi kartı kullanıyorum. Örnek veriyorum, 10.000 liraya çıkardığımda harcamam otomatikman 10.000 liraya çıkmış oluyor. Ama limit düşük olduğunda limitime göre harcamış oluyorum. Kredi kartı 6-7 senedir kullanmıyorum. Yani nakit daha iyi. Kredi kartı kullanmanın olumsuzlukları neler sizce? Olumsuzlukları planlandığından fazla harcama yapıyorsun. Ödemesinde de mesela, hani ben yapmadım da asgari ödeme tutarı var bir. Ona aldanıyor insanlar. Onunla faize giriyorlar işte. Ben de faizi sevmediğim için nakit alışveriş daha iyi. Nakit kullanımının olumlu yönleri neler sizce? Manevi yönden bir benim açımdan olumlu yönü var. Manevi yönden bereketleniyor param. Ben ona inanıyorum. Kredi kartı kullanmadığım zamandan bu yana cebimden harçlığım eksik değil. Her zaman istediğimi nakit parayla alabiliyorum. Şu anda da maaşıma az bir zaman kaldı. Ay sonu geldi benim için ama cebimde harçlığım hala var. Yani parasız kalmıyorum. Kredi kartı kullanımına limit kısıtlaması gelecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Beni ilgilendirmiyor. Kullanmadığım için. Aslında hesapsız kullananlar için tabii kısıtlama gelmesi iyi. Kullananlar için. Ben dediğim gibi beni ilgilendirmiyor. Ne kadar limitini kısalar da fark etmez yani. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz? Evet. Neden peki? Emekli adamım ben, öderim, ödeyemem. Ne gerek var ya? Peşim param varsa harcarım. Yoksa niye şey diyeyim ki kredi kartını? Bir sürü faiz giriyor. Onun için ben ödeme kredi kullanmıyorum ben. Nakit daha iyi diyorsunuz. Nakit daha iyi. Valla tüm gelsin istersen. Öyle yani. Doğru tabii. Ne gerek var yani şimdi? Adam mahvoluyor, perişan oluyor. Aile düzeni bozuluyor. Alışveriş marketlerde kredi kartı da değil be bu. Maaş kartını kullanırım. Başka da kartım yok zaten, bilmem de. Peki hangisi daha iyi sizce? Benim hiç fark etmiyor, hepsi aynı. Hepsini ödeyebiliyoruz. Ben ötekini bilmem zaten. Maaşı bile gidip de maaş şeyden çekemem. ATM'lerden çekemem. Yanında sizin gibi bir adam olmadıktan sonra çekemem. Kredi kartı kullanımına limit kısıtlaması gelecek. Belli bir sayıyı aşamayacak kullanıcılar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben onu hiç bilmem o işleri kızım. Kısıtlama gelmeli mi sizce? Bilmem. Gelse ne olur, gelmese ne olur. O öyle şeylerle pek alakadar olmadığım için bilmiyorum yani şimdi. Kredi kartı da kullanırım, ekseri nakit kullanırım. Hangisi daha uygun sizce? Nakit daha uygun. Neden? Gittiğin yerde alırsın, hiç olmazsa bir şey kesmezler. Zarar etmeyiz yani, dışarıdan alırız. Peki kredi kartı kullanmanın olumsuz yönleri neler sizce? Olumsuz yönleri fazla harcıyorum işte. Bilmeden harcıyorum. Verdim hanıma, veriyorum, harcayıp geliyor. Kendin harcıyorsun. Hesabı taşırıyorsun eğer şeysen. Kredi kartı kullanımına limit olumsuzluğu gelecek. Önlem alınacak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir şey. Adamlar 10-15 tane taşıyor, ödemiyor. Ondan sonra haciz görüyor, şey görüyor. Başlarına böyle oluyor. Nakit daha iyi diyorsunuz. Tabii. Nakit daha iyi diyorsun. Kredi kartıyla. Evet. Peki neden nakit kullanmıyorsunuz? Kredi kartı daha iyi değil mi? Nakitin el değiştirmesi doğru, düzgün bir şey değil yani. 100 tane el değiyor, 1000 tane el değiyor. Hijyenik açısından bir. İkincisi de paranın ekonomiye girmesi, kayıt dışının önlenmesi açısından. Kredi kartına önlem gelecek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne gibi önlem gelecek? Belli bir miktarı aşan kullanıcılar için, 700 bin TL'yi aşan kullanıcılar için bir önlem gelecek. Gelsin. Herkes harcamasını düzgün yapsın. Gelirine göre yapsın yani. Aşmasın. Doğru. Geleceğinden yemesin yani. Doğru. Geleceğinden yemesin kimse. Kredi kartı mı? Ben kredi kartı hiç kullanmadım. Neden?
Varsa aldım, yoksa almadım. Yani param varsa alıyorum, yoksa almıyorum. Olay bu. Yani herkes yorganına göre uzatsın. Öyle değil mi? Yani şöyle bir şey, kredi kartı güzel bir şey. Ama takip eden. Şimdi benim gelirim 5 lira, harcamam 8 lira. Nasıl yapacağız? Mesele burada. Bunu kim ödeyecek? Yine ben ödeyeceğim. Siz ödeyecek haliniz yok. Örnek verdim. Nakit daha iyi diyorsunuz yani. Nakit daha iyi. Bence iyi. Ha, var mı paran? Yok. Ama alıyor musun? Bazı şeyleri almıyorsun, bazı şeyleri. Onun için mutluyum ya. Yaşım oldu, 67. Yani onun için gerek yok bence. Ben genelde kredi kartı kullanıyorum. Çünkü nakit parayı her zaman çekemiyoruz veya taşıyamıyoruz yani. O şekilde. Kredi kartının olumlu ve olumsuz yönleri neler sizce? Yani şöyle, olumsuz yönleri, bankalar çok komisyon kesmeye başlıyor. Belki küçük esnafa da vuruyor yani o komisyonlar. Nakitin yine sizce olumlu ve olumsuz yönleri? Nakitin olumlu yönleri şu şekilde. Şöyle, esnaflar için KDV'den muaf kalıyorlar. Olumsuz yönleri de dediğimiz gibi yani her zaman çekemememiz. Kredi kartına limit kısıtlaması gelecek. Siz bu açıklamayı ne olarak buluyorsunuz? Doğru musunuz? Ya bence mantıklı çünkü o kredi kartı illa bir gün ödeniyor onun ücreti de. Kredi kartı kullanmanın nakitin biliyorsunuz ülke ekonomisi nakit taşımayı zorlaştırıyor. O yüzden dolayı kullanıyorum kredi kartımı, o yüzden dolayı kullanıyorum. Kredi kartı kullanımına bir önlem alınacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani beni ilgilendiren bir durum yok genel olarak yani. Gelmeli mi sizce yani? Yani konu hakkında pek bilgi sahibi olmadığım için gelip gelmemesi hakkında yorum yapamayacağım maalesef.